Bu dersimizde planlı ders bölümlerimizin üçüncüsündeyiz arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız trigonometrik fonksiyonlarda kosinüs teoremi. Şimdi kosinüs teoreminden önce Pisagor'u bir hatırlayalım. Pisagor bağıntısı neydi arkadaşlar? Dik üçgende şu şekilde bir ABC dik üçgeni çizdiğimizde burası 90 derece olsun. A diyelim burası B santim. Burası da C olsun. Burada kuralımız neydi? A kare eşittir. B kare artı C kare. Ancak burada dik bir üçgen olmak zorunluluğu yok. Şimdi bunda nasıl bağlantı kuracağız bakalım. Şimdi mesela burada A açısı belli. A verilmiş. Sağında ve solundaki B ve C de verilmiş. Burada arkadaşlar A'yı bulmak istiyorsak A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı BC çarpı kosinüs A'dır. Yani bakın başlangıç olarak A kare eşittir B kare artı C kareye benziyor. Fazladan 2BC ve kosinüs alfa var. Şimdi benzer şekilde B'yi vermiş solunda ve sağındaki komşuları vermişse burada da B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2AC çarpı kosinüs B'dir. Ve son olarak diyelim ki burada C'yi vermiş. C kenarını soruyor. Açımız belli. C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kosinüs C'dir. Mesela burada kitapta bu kuralın nasıl olduğunu ispatlamaya çalışmış. Bu şekilde vermiş. Bunların hepsi doğrudur ancak bunları bu şekilde vermeyeceğim. Mesela bakın burada kosinüs A'yı, kosinüs B'yi ve kosinüs C'yi bulmuş. Bunlar yanlıştır demiyoruz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi az önce vermiş olduğumuz A kare, B kare, C kareli kuralları bilirsek zaten kosinüs değerlerini bulabileceğiz. Şimdi mesela sorular üzerinde bakalım. Bize kosinüs A'yı sormuş. Yani buradaki A açımızı bilmiyoruz. Alfa diyelim. Bunun karşısındaki kenarımızda 6 santimetre. Bakın şimdi neydi kural? 6'nın karesi eşittir. Bu alfanın sağında ve solunda bulunan kenarların kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs A'dır. Buradan 36 eşittir. 16 artı 25 eksi 40 çarpı kosinüs A'dır. Burada 41 var. 41'in yanına 36 yatarsak sağ tarafta 5 kalacak. Kosinüs alfayı sol tarafa atarsak 40 çarpı kosinüs a'dır. Her iki tarafı da 40'a bölerseniz kosinüs a değerimiz 5 bölü 40. Yani 1 bölü 8'dir. Bu da a şıkkı. Burada bakın b açısı 120 derece. B noktasında bulunan iki kişiden birisi a yönünde diğeri de c yönünde gidiyor. Hızlar birbirinden farklı. Mesela burada A'ya giden saniyede 1 metre hızla gidiyor. C'ye giden saniyede 3 bölü 2 yani 1,5 metre hızla gidiyor. Aradan 4 saniye geçtiğine göre burası 4 çarpı 1'den 4 metredir. BC uzunluğumuz da 3 bölü 2 çarpı 4'ten 6 metre. Bize burada aralarındaki en kısa uzaklık diyorsa demek ki AC'yi arıyoruz. Şu şekilde yaptığımızda kenarları 4'e 6 olan aralarındaki açı da 120 derece olan bir üçgende burası yani x kenarımız kaç santim? Kosinüs teoremini uygularsak x kare eşittir. 4'ün karesi 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs buradaki b açısı 120 olduğu için 120 derece. x kare eşittir 16 artı 36 eksi 6 kere 8 48 şimdi kosinüs 120 kaçta? Kosinüs 120, kosinüs 120 şu şekilde de yazılabilir. 180 olduğunda adını değiştirmiyorum. Kosinüs 60. Ancak bu ikinci bölgede olduğu için eksi olacaktır. Başına eksi yazıyoruz. Bu da eksi 1 bölü 2. Yani buraya getiriyorum. Çarpı eksi 1 bölü 2 diyoruz. Buradan 52 gelir. Eksi de eksiyi çarparsak 6'dır. Artıdır. 48 ile 2'yi sadeleştirirsek 24. Yani x karemiz 76. Her iki tarafın kare alırsak aradığımız x değeri kök 76 metredir. Bu da B şıkkı. ABC üçgeninde tanjant teta eksi 90 kaçtır demiş. Şimdi öncelikle üçgende iç açıların ölçüleri toplamı daima 180'dir. A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar B artı C demiş. B artı C'yi yalnız bırakırsak B artı C'miz 180 eksi A'dır. Sonrasında bu ifadeden A'yı çıkardığımızda B artı C eksi A eşittir. 180 eksi A eksi A olacak. Bu da teta'ymış. Yani buradan teta eşittir. 180 eksi 2 A. Şimdi aradığımız değer nedir? Tanjant teta eksi 90. Yani 180 eksi 2 A eksi 90. Buradan da tanjant 90 eksi 2 A gelir. 90'ı gördüğümüz zaman bunun ismi değişir. Tanjant kotanjant olur. Kotanjant 2A. Ve burası dar açı olduğu için işaretimiz artıdır. Yani bizim aradığımız kotanjant 2A kaçtır? Şimdi biz burada A'yı bilmiyoruz. A'yı bilsek zaten yerine koyarız. Peki şimdi burada A açısını diyelim ki bilmiyoruz ve burada kosinüs teoremini uygulamak istiyoruz. Kosinüs teoremi neydi? 24'ün karesi artı 15'in karesi Eksi 2 çarpı 24 çarpı 15 çarpı a'nın kosinüsü. Bu da a'nın karşısındaki 21'in karesidir. 21'in karesi 420, 21 441. 24'ün 576 artı 225 eksi 30 çarpı 24. Yani 720 çarpı kosinüs a'dır. Şimdi burayı toplayalım. Burada 725, 795, 801 gelir. 801 eksi 720 çarpı kosinüs a eşittir 441. Kosinüsleri sol tarafa atalım. 720 çarpı kosinüs a 801 eksi 441. Bu da 360'tır. Sadeleştirirseniz buradan kosinüs a'mız 360 bölü 720'den 1 bölü 2'dir. E şimdi kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? 60. Dolayısıyla buradaki A açısı 60 derece. E şimdi A gördüğümüz üzere 60 yazarsak kotanjant 2 çarpı 60 yani kotanjant 120 kaçtır? E kotanjant 120'de arkadaşlar kotanjant 60'a eşittir. İkinci bölge olduğu için eksilidir. Kotanjant 60 değerimiz kaçtır? Eksi 1 bölü kök 3 artı 1 bölü kök 3'tür. Başında eksi olduğu için aradığımız değer eksi 1 bölü kök 3. Şıklarda yok. Bakın burada eksi 1 bölü kök 3'ü kök 3 ile genişletirseniz eksi kök 3 bölü kök 9 bu da e şıkkıdır. Yine burada bakın a açısı verilmiş. Yine kosinüs teoremini uygulayalım. Kosinüs teoreminde 3 kök 10'un karesi eşittir. Bu açının sağında ve solunda bulunan kenarların kareleri toplamı. x kare artı 3 kök 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı bu kenarlarımızın çarpımı çarpı aradaki açının kosinüsü. 3'ün karesi 9 kök 10'un 10'dur. Buradan 90 gelir. x kare artı 18 eksi 6 kök 2 x çarpı kosinüs 135. Kosinüs 135 değerimiz 180 eksi 45'tir. Bu da 180'i görünce ismini değiştirmiyoruz. Kosinüs 45'tir. İkinci bölgede olduğu için eksilidir. Eksi 1 bölü kök 2'dir. Yerine yazalım. Eksi 1 bölü kök 2 diyelim. Şimdi düzenlersek ne olacak? X kare artı 18. Eksi ile eksi'yi çarptım. Artı yaptı. Kök 2'ler gitti. Buradan 6x gelir. Şimdi 90'ı da sağ tarafa atalım. X kare artı 6x. Eksi 72 eşittir. 0. Burada çarpımları x kare yapanlar x ve x'dir. Çarpınca eksi 72 Toplayınca 6 yapan değerler bunlar artı 12 ile eksi 6'dır. Yani x artı 12 çarpı x eksi 6'mız 0. Dolayısıyla x'imiz ya eksi 12 veya 6 gelir. E, uzunluk eksi olamayacağı için cevabımız c şıkkı. Şimdi bunu şöyle yapalım bir de ikinci bir yol verelim arkadaşlar. Daha kısa bir yolumuz var. Burası 135 ise şuradan uzattığımız zaman bir dik üçgen yapalım. Şöyle bir BCK üçgeni yaparsak, 90, burası 180'den çıkardım, 45, burası da 45, 45, 90 üçgeni. Yani kenarlarımız 3, 3, 3 kök 2 olacak şekilde bir AKC üçgeni oluşturabiliriz. Şimdi büyük üçgene bakarsanız, BCK üçgenine bakarsanız, burada kenarlarımız x artı 3, burası 3 ve BC'mizde 3 kök olmuş. Şu şekilde burası da K diyelim. Burası 3 kök 10. Burada Pisagor bağıntısı yaparsak x artı 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir 3 kök 10'un karesi. Buradan düzenlerseniz x değerimiz yine artı 6 gelir. Bu da ikinci farklı bir yolumuz. Burada arkadaşlar ters açı kavramını bilmemiz gerekir. AC ile BD'yi bu şekilde çizdiğimiz zaman şuradaki açımız alfa ise E açısı Burası da E'dir. Buna ne diyoruz? Ters açı. Dolayısıyla burası alfa ise burası da alfa dedik. Her iki üçgende de kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Şimdi ABE üçgeni başlayalım. Burada ne olacak? X kare eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8. Kosinüs alfa. Şimdi diğerinde ne var? Bakın burada. Burada da arkadaşlar şöyle bunu da aşağı yapalım. EDC üçgenimizde kosinüs teoremini uygularsak 5'in karesi eşittir. 5'in karesi 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 kosinüs alfa. Bunlar gider. 0 eşittir. 36 eksi 60 çarpı kosinüs alfa. E alfayı sol tarafa atalım. 60 çarpı kosinüs alfamız 36. E sadeleştirirseniz kosinüs alfamız 36 bölü 60'tır. Şimdi getirip buraya yerine yazalım. 25 artı 64 eksi 80 çarpı 36 bölü 60. Bunlar sadeleşir. 6 kere 6 36. Buradan da ne gelecek? 89 eksi 48. Yani x karemiz 41. Dolayısıyla x dediğimiz değerde kare kök 41'dir. Cevabımız da c şıkkı. Burada arkadaşlar AED üçgenimizde de ABC üçgenimizde de kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Mesela küçük olan üçgende uygularsak burada ne diyebiliriz? 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi, 2'nin karesi, 2 çarpı 3 çarpı 2 kosinüs alfa. Yani 16 eşittir. 9 artı 4'ten 13 gelir. Eksi 12 kosinüs alfa. Buradan da sadeleştirirseniz kosinüs alfa değerimiz eksi 1 bölü 4 olur. Şimdi aynısını büyük üçgende yapalım. X'in karesi eşittir. Bakın kenarlarımız 4 ve 5 santimetre. 4'ün karesi 5'in karesi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Düzenlersek buradan 41 gelir. Eksi 40 çarpı eksi 1 bölü 4. Bunları da sadeleştirirseniz x kare eşittir 51'dir. Dolayısıyla her iki tarafın karekökünü alırsak aradığımız değer kök 51'dir. Bu da C şıkkı. Şimdi bize burada bakın AC'yi sormuş. AC'yi bulabilmemiz için buradaki D açısını bilmemiz gerekir. Şimdi D'yi bilmiyoruz. Sol taraftaki üçgene bakalım. Burası da ne olsun? 180 eksi alfa. Bu üçgende kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Nasıl yaparız? 3'ün karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı kenarların çarpımı kosinüs 180 eksi alfa. Düzenlersek 9 eşittir 16 artı 4'ten 20'dir. Buradan da 16 çarpı kosinüs 180 eksi alfa gelir. E şimdi 9'u sağ tarafa atalım. 11 eşittir 16 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi burada kosinüs 180 eksi alfa nedir arkadaşlar? 180 ya da 360 adını değiştirmiyoruz. Kosinüs alfa diyoruz. Burası ikinci bölgede olduğu için önüne de bir tane eksi koyuyoruz. Dolayısıyla eksi 16 çarpı kosinüs alfamız 11'miş. Yani burada kosinüs alfamız eksi 11 bölü 16. Şimdi amacımız bizim x'i bulmaktı. Dolayısıyla şimdi de ADC üçgeninde aynı teoremi kullanacağız. Burada x'in karesi eşittir. 2'nin karesi 6'nın karesi çarpımlarının 2 katı çarpı kosinüs alfa. 36 artı 4'ten 40 gelir. Buradan da 24 çarpı eksi 11 bölü 16. Şimdi eksiler gider. Sadeleştirirsek buradan 8'e bölersek 3 bölü 2 gelir. 40 artı 33 bölü 2 gelir. Yani buradan 113 bölü 2'dir. Şimdi x karemiz 113 bölü 2 olduğuna göre her iki tarafın karekökünü alırsak x'imiz kök 113 bölü kök 2'dir. E paydamızda irrasyonel sayı varsa pay ve paydayı kök 2 ile çarpabiliriz. Yani kök 226 bölü 2'dir. Bu da A şıkkı. Burada bir tane ABC üçgeni verilmiş. Kenarlarımız BCA şeklinde açılarımız da yine BAC ile gösterilmiş. Şimdi bize A açısını soruyorsa arkadaşlar. Kosinüs teoreminde burada açımızı A açısı olacak şekilde yazdığımızda ne olur? A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A'dır. A kare yerine ne yazabilirmişiz? Bakın B kare artı C kare eksi kök 3BC. Bunun yerine B kare artı C kare eksi kök 3 çarpı BC diyoruz. Eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs alfa. C kareler gitti. B kareler gitti. BC'ler gitti. Eksiler de giderse 2 kosinüs alfa kök 3'müş. Yani kosinüs alfa değerimiz kök 3 bölü 2'dir. E 30 kök 3 bölü 2 olduğu için demek ki A değerimiz 30 derece. Yine bir ABC üçgenimiz var. Kenarlarımızda ABC olarak verilmiş. Buna göre B'miz kaç pi radyan? Şimdi burada içler dışlar yapalım. Burası nedir? B eksi A çarpı B artı A'dır. C'yi dağıtırsanız buradan da ne olur? C kare eksi kök 2 çarpı AC gelir. 2 kare farkı yaparsanız burası B kare eksi A kare eşittir C kare eksi kök 2 çarpı AC. Şimdi B kareyi yalnız bırakalım. B kare eşittir A kare artı C kare eksi kök 2 çarpı AC. Burası şimdi böyle yıldızlı bir şekilde dursun. E şimdi biz B'yi arıyoruz. Kosinüs teoremi yapalım. Kosinüs teoremi yaparsanız şöyle üçgene de çizelim isterseniz. Bu üçgen ne olacak? ABC üçgeni aradığımız açı B açısı. E şimdi bunun karşısında B var. Burası A, burası C dedik. Kosinüs teoremi uygularsanız B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 AC çarpı kosinüs B'dir. Şimdi B kare yerine bu ifadeyi aynen yazalım. A kare artı C kare eksi kök 2 AC eşittir a kare artı c kare eksi 2 ac kosinüs b. a'lar c'ler gitti. Sonra buradaki a de gitsin. Eksiler de giderse kök 2 eşittir 2 çarpı kosinüs b. Yani burada kosinüs değerimiz eşittir kök 2 iki bölü 2'dir. Yani b açımız 45 derecedir. 45 derece nedir? Pi bölü 4'tür. Çünkü pi değerimiz 180'de pi radyan 180 ise pi bölü 4 radyanda 45 derecedir. Cevabımız Bursa. Yarış yapı iki birim olan bir çemberimiz var. AB'miz kosteta verilmiş. Buna göre AB'yi bulunuz demiş. Taramış olduğumuz üçgende kosinüs teoremi uygulayabiliriz. 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi çarpımlarının iki katı çarpı kosteta'mız AB'nin karesi. Yani AB'mizde bakın kosteta olduğu için kos kare teta. Düzenlerseniz kos kare teta Şuradaki 8 cosθ'yı sol tarafa atıyorum. Artı 8 çarpı cosθ eşittir. Burada 8 var. Bunu da sol tarafa atarsanız eşittir 0. Yani cosθ yerine x diyelim. x kare artı 8x eksi 8 eşittir 0. Burada isterseniz delta yani diskriminanttan yapabilirsiniz. İsterseniz de tam kareye tamamlayabiliriz. Burası bakın x kare artı 8x artı 16 eksi 16 olarak yazılabilir. Peki buradaki amacım ne? Bakın burası x artı 4'ün parantez karesi. Eksi 16 eksi 8 0 diyoruz. Yani x artı 4'ün karesi eksi 24'ü diğer tarafa atarsanız artı 24'tür. E karesi 24 yaptığına göre bu sayı kök 24'tür. Eksil olursa arkadaşlar x'imiz eksili çıkar. Ancak x eksi olamaz. Uzunluğumuz artı olacak. Dolayısıyla kök 24 Eksi 4'tür. Eşiklarda yok. Bakın kök 24'ü 6 çarpı 4 diye yazabiliriz. 4 de dışarıya çıkarsa cevabımız 2 kök 6 eksi 4 cm ile E şıkkı. Şimdi bu soruyu çözebilmemiz için arkadaşlar öncelikle 2 küp toplamı yani x küp artı y küp toplamını bilmemiz gerekir. Buradaki kuralımız x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kareydi. Şimdi sorumuza bakalım. Burada bize a açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi burada bir içler dışlar yapalım. Ne olacaktır? b küp artı c küp eksi a küp eşittir. a kare çarpı b artı c eksi a'dır. Düzenlerseniz burası a kare b a kare c eksi a küp. Sol tarafta ne var? b küp c küp ve a küp var. Şimdi a küpler gider. b küpler c küpler kalır. Burası nedir? Bakın yukarıdaki kurala göre b artı c çarpı b kare eksi bc artı c kare. Sağ tarafta bakın a kareler ortak, dolayısıyla a kare parantezinde b artı c'dir. Yani burada b artı c'ler sadeleşirse b kare eksi bc artı c kare eşittir a kare gelir. Yani bunu şöyle yazalım: a kare eşittir b kare artı c kare eksi bc. A açısını istiyorsa arkadaşlar burada kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Burada nedir? A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A'dır. Bu ifadeyi olduğu gibi yerine yazıyorum. B kare artı C kare eksi BC eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC kosinüs A'dır. B kareler gitti. C kareler gitti. Eksiler gitti. BC'ler gitti. Burada 1 kaldı. 2 çarpı kosinüs a'dır. Yani kosinüs a değerimiz 1 bölü 2. Dolayısıyla a açısı 60 derecedir. Cevabımız c şıkkıdır. ABCD'miz bir yamuk olduğuna göre alfa açısı kaç derece? Şimdi bizim burada kosinüs teoremini uygulamamız mümkün değil. Çünkü bir üçgen yok. Dolayısıyla biz burada şöyle AD'ye paralel olacak şekilde şurası yine 5 santimetrelik bir tane BCK üçgeni çizebiliriz. E burası 6. Paralel yaptık. Burası da 6 dedik. 9'dan çıkarırsak burası 3'tür. Paralel olduğu için bu alfa ile buradaki alfa yöndeştir. Yani aynıdır. Şimdi taradığım üçgene bakarsanız. Burada 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı kenarları çarpımı çarpı kosinüs alfa. Yani 49 eşittir. 25 artı 9 eşittir. Eksi 30 çarpı kosinüs alfa. Buradan 34 geldi. 34'ü diğer tarafa atarsak 15 eşittir. Eksi 30 çarpı kosinüs alfa. Yani her iki tarafı eksi 30'a bölerseniz aradığımız kosinüs alfa değeri eksi 1 bölü 2. E, kosinüs kaç eksi 1 bölü 2 olabilir? Kosinüs 60 değerimiz 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla kosinüs 120 değerine bakarsanız 180 eksi 60 eşittir. Eksi kosinüs 60'dan eksi 1 bölü 2. Demek ki buradaki açımız alfamız 120 derecedir. D şıkkıdır. A açısı 45 derece verilmiş. Buna göre EF'yi bulup sonrasında karesine bulun demiş. Şimdi ADF'miz bir üçgen değildir. Burada 45 dereceyi kullanamayız. Şu şekilde AD'ye paralel çizelim o zaman. Bir tane şöyle EK çizelim. Burası karşılıklı olarak paralel olsun. Burası 1. Buraya da 1 diyelim. AF'miz 3 ise 3 eksi 1'den KF'miz 2'dir. Burası 45 ise paralel çizdik. Dolayısıyla burası da 45'tir. E paralel ise burası 4. Burası da 4'tür. Yani burada EF dediğimiz uzunluğa x derseniz x'in karesini arıyoruz. Taramış olduğumuz üçgende yani EKF üçgeninde kosinüs teoremini uygulayacağız. Yani x kare eşittir. 4'ün karesi 2'nin karesi çarpımlardan 2 katı kosinüs 45. Buradan 16 artı 4'ten 20 gelir. Eksi 16 çarpı kosinüs 45. Sadeleştirirseniz 20 eksi 8 kök 2 aradığımız EF'nin karesidir. Yani cevabımız E şıkkı. Burada arkadaşlar herhangi bir çember çizelim. Çember içerisine 4 tane kiriş çizdiğimizde bu kirişleri birleştirdiğimizde elde edilen dörtgene kirişler dörtgene diyeceğiz. Peki ne işimize yarayacak? Bakın burası ABCD noktası olsun. A ile C'nin açıları toplamı diyelim ki alfa ile teta bu ikisinin toplamı daima 180 dereceyi verir. Benzer şekilde burası X olsun D de Y olsun X de Y'nin toplamı 180 derecedir. Şimdi bunu sorular üzerinde uygulayalım. Mesela şöyle bir örnek yazalım. ABCD'miz burada gördüğünüz gibi kirişler dörtgenidir. A açısı alfa, diğerleri 3 4 4 5'tir. Buna göre kosinüs alfa değerini bulalım. Şimdi burada arkadaşlar kosinüs teoremi uygulamak istiyorsak bize üçgen gerekiyor. Yani ben buradan B ve D'yi birleştirip ABD üçgeni üzerinde bu kosinüs teoremini uygulayabilirim. Yani buradan ne diyebiliriz? BD'ye de y diyelim. Y kare eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa. Yani 25 eksi 24 çarpı kos alfadır. Şimdi diğer üçgene bakalım. Bu üçgene bakalım. Burada y kare nedir arkadaşlar? Y kare eşittir. 4'ün karesi 5'in karesi eksi 2 çarpı kenarların çarpımı çarpı kosinüs c. E, karşılıklı açıların toplamı 180 demiştik. Dolayısıyla burası 180 eksi alfanın kosinüsü. Şimdi bu ifadeyi olduğu gibi yazalım. Bunun yerine 25 eksi 24 çarpı kosinüs alfa diyoruz. E, burayı düzenlerseniz 25 artı 16'dan 41 gelir. 41 eksi 40 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Şimdi kosinüs 180 eksi alfa da arkadaşlar 180 dereceyi görünce ismini değiştirmiyoruz. Kosinüs alfa diyoruz. E bu ikinci bölgede olduğu için burası tabii ki eksi olacak. Bunun yerine eksi kosinüs alfa yazabiliriz. Burada eksi eksi yan yana geldi. Artı yaptı. Kosinüs alfaları sağ tarafa atarsanız 64 tane kosinüs alfa gelir. 41'i de sol tarafa atarsanız 25 eksi 41. Yani eksi 16 eşittir. 64 çarpı Kosinüs alfa. E şimdi de her iki tarafı 64'e bölersek aradığımız değer kosinüs alfa'mız eksi 1 bölü 4'tür. ABC'demiz bir kareymiş. AE de EC'nin 5 katı. Buna göre alfa'nın tanjant değeri kaçtır? Şimdi EC'ye diyelim ki 1 bir birim, o zaman AE'miz 5 birim. Burası 1. Bir. Dolayısıyla AC'miz 4 birimdir. Şu şekilde BD köşegenini çizersek. 4'ü 2 2 olacak şekilde eş parçalara ayırabiliriz. Şimdi buraya O diyelim. DOE üçgenine bakarsanız bu üçgende arkadaşlar DE uzunluğunu bilmiyoruz. OE uzunluğumuz 2 artı 1'den 3. Sonrasında OD uzunluğumuz zaten 2 birim. Burada Pisagor bağıntısı yaparsanız 4 artı 9'dan 13 gelir. DE uzunluğumuz kök 13. Şimdi burada taradığım üçgende kosinüs teoremi uygulamak istiyorsak ne yapacağız? DC'yi bileceğiz. E bakın burada 45 45 90 üçgeninden ne var? 2 kök 2, 2 kök 2 var. E şimdi bu üçgende kosinüsü uygulayabiliriz. Yani kök 13'ün karesi artı 2 kök 2'nin karesi eksi köklerin çarpımının 2 katı. Kök 13 çarpı 2 kök 2. E çarpı ne dedik? Kosinüs alfa çarptığımızda alfanın karşısındaki 1'in karesini verir. Bu da 1'dir. Yani 1 eşittir 13 artı 8 eksi 4 çarpı kök 26 çarpı kosinüs alfa. Burası 21'dir. Biri yanına atarsak 20 gelecek. Kosinüsü sol tarafa atarsak 4 kök 26 çarpı kosinüs alfa 20'ymiş. Buradan sadeleşirse kosinüs alfa değerimiz 5 bölü kök 26. Şimdi bir üçgen çizelim. Üçgende kosinüs teoremimiz, de e, kosinüs değerimiz bakın 5 bölü kök 26 verilmiş. Burası da alfa. Pisagor bağıntısı yaparsanız bakın burası 26, bunun karesi 25. Dolayısıyla bu uzunluğumuz 1'dir. Yani bu üçgende tanjant değerini bulmak istiyorsak tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşudan 1 bölü 5'tir. Cevabımız C şıkkı. Burada O merkezli bir yarım çemberimiz var, yarı çapımız 3 birim. AD de BC'nin 3 katı olduğuna göre, DC kaçtır? Şimdi DC'yi bulabilmemiz için bize bir tane üçgen gerekiyor. Yani öncelikle şu AC'yi birleştiriyoruz. E AB'miz çap olduğuna göre, çapı gören çevre açı 90'dır. AD'miz BC'mizin 3 katı demiş. AD uzunluğumuz 3 birim olduğuna göre, 3 çarpı BC, 3 ise BC uzunluğumuz 1'dir. Yani şu uzunluğumuz 1'dir. Peki burada ABC üçgeninde Pisagor bağıntısı yapılabilir mi? Bakın burada AC'nin karesi artı 1'in karesi eşittir AB'nin karesi. Yani AC uzunluğumuz karekök 35'tir. Şurası kök 35. Şimdi D açısı 90 diyemeyiz. Çünkü bakın D ile C'yi birleştirdiğimizde şuradaki D açısının teta'nın görmüş olduğu yay Tamamen çap değil çaptan biraz daha büyük. Yani şöyle yapalım. Şöyle birleştirelim. Burası yarım çember. Şimdi ne oldu? Tam çember. Şimdi A, D, C, B. bakarsanız bunlar birleştirdiğimizde bir kirişler dörtgen oldu. Yani burası teta derseniz B açısı da 180 eksi teta. Benim aradığım burada DC uzunluğu. DC uzunluğunu bulabilmem için benim buradaki teta'yı bilmem gerekir. Şimdi tetayı bulamıyoruz. Şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Aşağıdaki taramış olduğumuz üçgende kosinüs 180 eksi tetayı bir bulalım. Komşumuz 1. Hipotenüs de 6 olduğu için bu değer 1 bölü 6. 180'i gördüğümde ismini değiştirmiyorum. Kosinüs teta diyorum. İkinci bölgede olduğu için bu açı başına eksi koyuyorum ve 1 bölü 6'ymış. Yani buradan kosinüs teta değerimiz eksi 1 bölü altın. Şimdi arkadaşlar şu üçgene gelelim. Üstteki üçgene gelelim. Burada kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Yani kök 35'in karesi x'in karesi artı e, 3'ün karesi gelecek. Eksi 2 çarpı kenarları çarpımı çarpı kos Yani bulmuş olduğumuz eksi 1 bölü 6. Eksiler gider. 2 kere 3 6 bunlar da sadeleşirse buradan 3'ün karesi 9. 26 eşittir. X kare artı X gelir. Yani bu denklemde X'i bulursak soruyu çözmüş olacağız. Şimdi buraya kadarki kısmını silelim arkadaşlar. Tekrar yazacağım. X kare artı X'imiz 26. X kare artı X 26 olduğuna göre denklemimiz şu şekilde eşittir. 0 diye yazılabilir. Burada diskriminant uygulayabiliriz. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. B'miz x'in katsayısı, a'mız x karenin katsayısı, c'miz sondaki sabit. Yani burası da ne oldu? 105 oldu. E köklerimizi bulmak istersek bir tanesi şudur. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Yani b'miz 1'di. Eksi 1 artı kök 105 bölü 2 çarpı 1'den bu gelir. Diğeri de arkadaşlar eksi 1 eksi kök 105 bölü 2. Ancak x eksi de olamayacağı için aradığımız dc uzunluğu eksi 1 artı kök 5 bölü 2 ile a şıkkı. Birinci şekilde her birinin kenarı 1 cm olan abc eşkenar üçgenimiz var. İkinci şekilde bu kenarları birer santimetre uzatıp şu şekilde bir KLM üçgeni çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar KLM'nin bir kenarı kaç santimetre? Öncelikle bunu bulalım. Çizmek istediğimiz üçgen B, M, L üçgeni. E burası eşkenar olduğu için 60 derece. Dolayısıyla B açısı 120 derece. Kenarlarımızda burası 1 bir birim. BM'miz 1 bir artı 1'den 2 birim. Burada kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Yani LM'nin karesi eşittir. 2'nin karesi, 1'in karesi. Eksi 2 çarpı kenarların çarpımı çarpı kosinüs 120. Düzenlerseniz buradan 5 eksi 4 çarpı eksi 1 bölü 2 gelir. Bu da 7'dir. Lm'nin karesi 7 ise Lm'miz kök 7 cm. Şimdi bir kenarımız ne oldu? Kök 7. Sonrasında biz bunların kenarlarını kök 7 birim uzatıyoruz. Yani burası da kök 7. Burası da kök 7. İsterseniz şimdi ne yapalım? Buradan e, büyük üçgenin bir kenarını bulmaya çalışalım. Büyük üçgenin bir kenarını bulmak istiyorsak bakın burası LYZ üçgen olsun. Şöyle yapalım. LYZ üçgenini çizerseniz kenarları ne olacak? Burası kök 7 birim uzadı. Zaten burası kök 7 idi. Kök 7 daha uzadı. Yani LYZ üçgenimizde bir kenarımız kök 7. Diğer kenarımız da bunun iki katı yani 2 kök 7. Şimdi burada açımızı arkadaşlar e, KLM de eşkenar olacağı için şurada bir 60 derece var. Şu açımız 60 derece. Yani burası 120 derece. L'nin içerideki kısmı 120 derece. ve burada YZ'yi bulmak istiyorsak YZ'nin karesi eşittir. Kök 7'nin karesi artı 2 kök 7'nin karesi şu şekilde karesi eksi 2 çarpı kenarları yani kök 7 çarpı 2 kök 7 çarpı kosinüs L'dir yani kosinüs 120. Düzenlersek buradan 7 gelir, 28 gelir eksi 28 çarpı kosinüs 120. E burada eksiler birbirini götürür, 28 bölü 2'den 14 gelir yani 35 artı 14 gelir. Dolayısıyla yz'nin karesi 49'dur. Şimdi yz'nin karesi 49 olduğuna göre yz uzunluğumuz 7 santimetre. Büyük üçgenimiz eşkenar üçgen olacaktır. Bir kenarda 7 olduğuna göre bu üçgenin çevresi 7 çarpı 3'ten 21 santimetredir. Üçüncü foyumuzda arkadaşlar konu anlatımı bu kadar. Bunların sonunda 4-5 tane test var. Oldukça uzun sorularımız var arkadaşlar. Diğer videomuzda bunları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.